En çok kıymetli ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanı, çok kıymetli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz toplantımıza. Toplantımızın gündemi son 31 Mart Cumhurbaşkanı seçimlerinin değerlendirilmesi. Öncelikle bugün mübarek bir gün. Miraç Kandili'nizi tebrik ediyorum. İslam alemi için önemli bir gün. Hakkıyla yaşamayı nasip etsinler bize. Biliyorsunuz 31 Mart 2019 tarihinde bir yerel seçim gerçekleşti. AK Parti'nin 4. yerel seçimi oldu bu. AK Parti'nin siyasi hayatına girdiğinden beri 4. yerel seçim oldu. Burada bizim 11 tane Bilecik'te bir il, 7 ilçe, 3 belde olmak üzere 11 belediyemiz vardı. Burada kesinleşmemiş sonuçlara göre ki büyük ölçüde o şekilde kesinleşeceğini düşünüyoruz. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Bilecik ve Bozgu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi, Veziran ve Yenipazar'da Milliyetçi Hareket Partisi, Söğüt'te Cumhur İttifakı'da yine Milliyetçi Hareket Partisi, Yenisar, Gölpazarı, Bayırköy ve Dodurga'da AK Parti olarak bizler belediyeleri aldık. Osmanlı ve Pazarlı'nda da bağımsız adaylar seçimleri kazanmış oldular. Bu seçim sonuçlarımızın beldelerimize, ilçelerimize, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii burada hep sahada gezerken söylediğimiz bir şey vardı. Amacımız yerel hizmetlerle genel idareyi aynı siyasi görüşte buluşturmaktı. Ama tabii seçmenimiz bu şekilde bir takdir gösterdi. Demokrasinin en büyük özelliği de bu sandıktan çıkana saygı göstermek durumundayız. Beklemediğimiz bir sonuçtu açıkçası biz. Sahadaki aldığımız enerjiye göre daha farklı bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorduk ancak böyle bir sonuç çıktı. Dediğim gibi biz AK Parti olarak her zaman, her aşamada bir seçim bittikten sonra bir sonraki seçimin hazırlıklarına başlarız. Biz bundan sonraki, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere 4,5 yıl sonra artık 4,5 yıl bir seçim olmayacağı yönünde bir söylem oldu. 4,5 yıl boyunca önümüzdeki seçimlere hazırlık misyonumuz var bizim teşkilatlar olarak. Bu noktada geçirdiğimiz son seçimin sandık analizini yapıyoruz. Nerelerde eksiğimiz var, nerelerde fazlamız var, nerede söylediğimiz, hangi söylem olumlu, hangi söylem olumsuz karşılanmış. Bunların tamamını analiz ediyoruz. Ama dediğimiz gibi çok seçime girmiş bir parti olarak 2002'den bu yana girdiğimiz bütün seçimlerden birinci parti çıkma özelliğimizi yine koruduk. Bu noktada ben seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İl Genel Meclisi'nde de yine kesin olmayan sonuçlara göre bugün biliyorsunuz saat 3'te itiraz süresi doldu. İtirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşmiş sonuçlar tarafımıza tebliğ edilecek. Ama büyük olasılıkla netleşmiş gibi gözüküyor. 10, toplamda 21 il genel meclis üyesi var. Özel idare bünyesinde şu an. Bilecik nüfusunun sayısının 80'e geçmesinden dolayı 4'ten 5'e çıkmıştı biliyorsunuz merkezci il genel meclis üyesi sayısı. Toplamda 21 tane il genel meclis üyesiyle orası temsil edilecek. Burada 10 AK Parti, 2 tane Milliyetçi Hareket Partisi, 2 İYİ Parti ve 7 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 21 tane il genel meclis üyesinin dağılımı da bu şekilde oluştu. Ben burada da özellikle genel meclisinde bizlere destek olan seçmenimize hasreten teşekkür ediyorum. Yine bizi burada birinci parti çıkardıkları için. Genel meclisiyle ilgili işte toplantımızı yapıp Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber toplantımızı yapıp meclis başkan adayımızın akabinde işte encümen ve komisyon üyesi adaylarımızın tespitini yapıp seçimlerinde en kısa süre içerisinde kanunun gerektirdiği süreç içerisinde gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Tabi burada elimizde olup kaybettiğimiz belediyelerle alakalı sandık çalışmaları yapıyoruz ilk günden itibaren. İşte hangi oydaydık, hangi oya geldik, hangi mahalleden yüzde kaç oydan yüzde kaç oya düştük ya da artık. Bunun analizini yapıyoruz dedi. Bunların değerlendirmelerini yapacağız. Sonuçlarını da yine sizler aracılığıyla tüm halkımızla paylaşacağız. Ama bizim için artık bu saatten sonra en önemli konu önümüzdeki seçimler. Burada usul gereği merkez ilçede ve Veziran beldemizde sonuçlara itiraz ettik. O elimizdeki Cafer Bey soruyu sorayım, ben peşinden söyleyeyim. Burada her bir
kullanılan oyun, tabii bunların sonuçları değiştireceğini düşünüyorum. Sonuçlar değişsin diye ya da belediye kazanmak için bir itiraz söz konusu değil. Burada her bir seçmenin, bizlere oy kullanan her bir seçmenin hakkından sorumluyuz biz. Oyuna sahip çıkmakta mükellefiz. Burada demokrasinin tecellisi için bir itiraz gerçekleştirdik usulen. Seçim kurulu itirazı kabul ederse sekreterin sayım yapılır. Kabul etmezse sonuçlar herhalde kesinleşir. Yarın namaz vata törenleri gerçekleşir diye tahmin ediyoruz. Hani burada belediye kazanma ümidiyle değil, her bizim lehimize oy kullanan bütün seçmenlerin oyuna sahip çıkmak adına bir itiraz gerçekleştirdiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Amacımız burada dediğim gibi yerel ve genel birleşimini tüm ilde sağlamaktı. Sonuçta bunun Bilecik'te ve Bozüyük'te özellikle sonuçlarını çok olumlu şekilde gördük. Ama dediğim gibi halkımız bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik'te Bozüyük tercihi, diğer bölgelerdeki yazan işte farklı partiler bu halkımızın takdirine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Tabii ilginç sonuçlar da oldu. Mesela bizde olmayan bölgeleri kazandım. İşte Söğüt'te Cumhur İttifakı, Yeni Sarı'da yine AK Parti. Özellikle Gölpazarı'nda kurulduğu günden bugüne, basınımızın %50'si de Gölpazarı herhalde. Kurulduğu günden bugüne kadar, ilçe olduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman İktidar Partisi ile tanışamamış bir belediye vardı. Bu dönem iyi bir oy oranıyla Gölpazarı'nda kazandık. Tabii grup da olsa oranın sevincini yaşıyoruz. Dediğim gibi asıl ana gündemimiz bundan sonra teşkilatlar olarak tabii ki de geçtiğimiz seçimden rezilet olacağız. Ama arkamıza bakmadan büyüklerimizin bir lafı vardır. Arkaya bakarak öne doğru koşamazsınız diye. Biz de arkamıza bakmadan önümüze doğru yeni seçimlere ve yeni hedeflere doğru koşmaya devam edeceğiz diyorum. Bu manada katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yine milletvekilimizin bahsedeceği konular varsa milletvekilimize de söz vermek istiyorum. Akabinde sorunuz varsa sizlerden de alabiliriz. Buyurun. Hepinizin Miraç kalemini tebrik ediyorum. İnşallah şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesin. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şimdi tabii seçimlerin genel analizini yapmaya kalktığımızda seçim sürecinde de hemşerilerimize de ifade ettiğimiz şekilde iki aşaması var. Bir, kendi ilçelerimizde, beldelerimizde ve şehrimizde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. İki, özellikle dış dünya anlamında Türkiye'nin tökezlemesini Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada duraklatma adına bir güvensizlik ortamının oluşmasını isteyen çevreler vardı. Onlara vereceğimiz cevap çok önemliydi. Türkiye bazında baktığımızda gerçekten bu ülkemizin hızlı yürüyüşünü duraksatacak bir beklentisi içerisinde olanlara bir istedikleri sonuç çıkmadı Allah'a çok şükür ve %52 oranında halkımızın bu noktada partimize olan desteği devam ediyor. Ben bu anlamda tüm halkımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Çünkü bu son derece önemli. Dış piyasalar dünya açısından son derece önemli. Buna rağmen işte burada birçok hainin işte bu akşam Kudüs ve efendim Mekke kaybetti tarzında tweetlerini de diğer şeylerde de sosyal medyada görüyorsunuz bu noktada. İkincisi tabii yerel yönetim seçimleri. Bizler özellikle Bilecik'te 15 yıl belediye başkanlığı yapan bir kardeşimiz olarak 15 yıldır şehrimize geldiğimiz günden itibaren genel ve yerel işbirliği çerçevesinde en güzel hizmetleri verme çabası gayreti içerisinde olduk ve hemşerilerimiz bu zamana kadar bizleri 3 dönemdir desteklediler. Tüm destekleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün hemşerilerimiz böyle bir karar verdi ve bu karara da işte Bilecik'te, Bozüyük'te Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kararı verdiler. Şeyde Yeni Pazar ve
Yeni Pazar ve Vezirhan'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu noktada karar verdi. Osmaneli ve Pazar yerinde de bağımsız adaylara ilişkin olarak karar verildi. Yani dört yerleşim yerimizde Söğüt'te Cumhur İttifakı adayımız MHP olarak karar verildi. Yani dört yerleşim yerinde Gölpazarı, İnisar, Bayırköy ve Dodurga'da da AK Parti adaylarımızın 2023 hedeflerine giderken yerleşim yerlerimizi geleceğe taşımalar noktasında bir karar verildi. Biz her zaman şunu dedik, milletimizin verdiği karar başımızın üzerinde. Ha, burada eksiklikler, aksaklıklar nedir, ne şekildedir? Tabii hem parti olarak, hem teşkilatlarımız olarak bu iş muhasebesini yapacağız. Hemşerilerimiz de verdikleri kararların ne derece haklı olduğunu, ne derece doğru bir karar olduğunu zaman gösterecek. Zaman bu şeylerin en önemli olarak görüyoruz. Biz temennimiz, isteğimiz, arzumuz seçilen arkadaşların beldelerimizde, şehrimizde güzel hizmetler yapsınlar. Bulunan noktanın daha üzerine çıkarsınlar. Ve bu konuda doğru, güzel yapılan şehrin bir milletvekili olarak doğru, güzel yapılan her işte belediye başkanlarımızın yanındayız. Bu konuda destek olacağız. Ama yanlış yapılan, yanlışlıklar varsa da bu konuda yanlışlıkların olmamasına ilişkin olarak kamuoyu nezdinde gerekli uyarıları tecrübelerimize de dayalı olarak kendilerine yapacağız. Burada tek hedefimiz var. Şehrimizin en güzel hizmetleri alması, yaşayan insanlarımızın daha müreffeh, daha huzurlu, daha gelişmiş ortamda yaşamalarını sağlamak. Siyaset kendi duygularını tatmin için yapılan bir iş değil, topluma hizmet için yapılan bir şey. Bu bir hizmet anlayışı çerçevesinde yarış. Milletimizin biz projelerimizi anlatırız. Efendime söyleyeyim, bunu hemşerilerimizle yönlendiririz. Kararı bu zamana kadar olduğu gibi milletimizin verecek. Milletimiz bu noktada, hemşerilerimiz bu noktada böyle bir karar verdiyse bu karara saygı duymanın ötesinde bir şey söylemek mümkün değil. Zaman içerisinde Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 17 yıldır 15. seçime girdi ve 15 seçimin 15'inde başarıyla sonuçlandırmış bir parti. Bununla da gurur duyuyoruz. Bugün Bilecik'te de genel bazda da yaptığımız İl Genel Meclis değerlendirmesini, belediye başkanlığı değerlendirmesi anlamında da baktığımızda kendimizi de bu noktada çok başarısız da görmüyoruz. Eksikliklerimiz var, sıkıntılarımız var. Ama buna ilişkin olarak yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bu noktada daha hızlı çalışacağız, daha güzel projeler üreteceğiz ve hemşerilerimizin önümüzdeki seçimde gönüllerine girerek yeniden onlara hizmet etmek şeref ve onurunu inşallah AK Partili belediyelerin elde etmesi için var gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Seçim sonuçları şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değişik merkez ve Vezirhan'a itiraz olduğunu söylediniz. Burada seçmenlerin hakkını savunma adına böyle bir şey girişsiniz. Diğer yerlerde seçmenin hakkını savunmak için bir girişim yapmadınız. Eğer Birleşik Vezirhan'da Birleşik Merkez'e başvuru yaptıysanız itirazlar, bunun gerisi nedendi? Neden sadece iki yere başvurunuz? Bir elinizde bir şey mi var? Soruyu anlayamadım. Yani Birleşik Merkez'e Vezirhan'a itiraz ettiniz ya. Evet. Seçmenlerin hakkını savunmak adına böyle bir şey girişini söylediniz. Evet. Diğer yerlerde, kaybedilen diğer yerlere neden başvuru yapmadınız? Diğer yerlerde... Burada bir şey mi var elinizde yani? Başvuru yani, gerekçesi nedir? Burada basılan mühürlerde silik çıkan mühür baskısının silik çıktığı, oyların iptal edildiği yönünde sandık kurulu üyelerinden bir şikayet geldi. Diğer ilçelerimizde gelmedi. Merkezde ve Vezirhan'da geldi bir şikayet. Ona istinaden başvurduk. Yani diğer ilçelerde böyle bir şikayet gelmedi. Zaten şikayet konusu oluşmadan bir itiraz yapmanız mümkün değil. Son bir sorum daha var. Birleşik Merkez 4 ilçe ve 2 belde AK Parti'ydi daha önce. Evet. Şu anda baktığım zaman 2 ilçe 2 belde kalıyor AK Parti kazanmış oldu. Acaba bu süreçte aday seçiminde mi yanlış yapıldı? Bu ne gerisi nereye bağlıyorsunuz?
Bunların gerekçelerini sandık sandık çalışıyoruz, analizini yapıyoruz. Sonuçlar çıktığında gerekçeleriyle birlikte size gerekli açıklamaları yapacağız. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Şu an yapılan yorumların tamamı duygusal yorumlar olur. Sandıkların sonuçlarına göre mahalle mahalle, belde belde, köy köy çıkan rapora istinaden gerekli değerlendirme yapacağız ve bunu da basınımızla, siz değerli basınımızla paylaşacağız. Çok sağ olun. Sağ olun. Buyurun. 23 tane projemiz vardı. Bu projeler bir halk tarafından uygun görmedi. Bu projeler nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o konuda ilgi gördüğünü düşünüyoruz. Projelerimizin hepsi mesnetli, yeri yurdu belli olan bakanlıklarca görüşülmüş, yapılması uygun görülmüş projelerdi. Ama sadece projelerin tek başına etkili bir sandık sonucuna etkileyecek bir konu olduğuna inanmıyorum ben. Eğer öyle bir şey olsa zaten Cumhuriyet tarihindeki en yüksek yatırımların, en büyük yatırımların yapıldığı bir iktidar döneminde belediyelerde tekrardan propaganda yapmanıza gerek kalmaz. Sonuçta Bilecik'te yapılan yatırımlar belli. Bozüyük'te işte 5 yılda 6 yılda yapılan yatırımlar belli. Yatırımların tek başına bir etken olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada biraz daha insanların kalbine girmenin daha esaslı bir yol olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor ama dediğim gibi projeler tek başına seçimi kazanmak için yeterli argümanlar olarak da görmüyorum. Peki hocam, bu başarısızlıktan sonra yöntemler de değişik olacak mı? Yani buradaki başarısızlığın sebeplerini analiz ettikten sonra bunun değerlendirmesini yapmak daha verimli olur. Dediğim gibi şu saatte yapacağımız değerlendirmenin tamamı duygusal değerlendirmeler olur. Şimdi şöyle bir şey, tabii bizim de gördüğümüz Türkiye satındaki değerlendirmeler, diğer şeyler, bu yerel seçimde proje öncelikli ihtiyaçların giderilmesine yönelik, toplumsal ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir seçim süreci yaşamadığımızı düşünüyorum. Daha çok ideolojik ve tepki sonuçlu bir seçim sürecini yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü işte ekonomik kıstaslar, benzeri olayları içine alan ve belki de işte bazı yerlerde Bilecik gibi çok uzun süreli AK Parti belediyeciliğinin olması bu noktada mevcut, bunu isteyenler için sıradanlaşması, diğerler için bundan değiştirilmesinin bir zaruret arz edecek bir hırs haline dönüştürülmesi ve bunları oluşturacak bir sosyolojik analizlerinin de yapılması gereken projelere ve şehre hizmet noktasını ön plana tutmadan daha çok ideolojik çerçevelere dayalı ve farklı şeylere dayalı bir tercih sisteminin ortada olduğunu şahsen Cafer Bey, her olayı kendi şartlarında ve zamanında düşünmek lazım. Bugün seçim sonuçlarına göre baktığımızda değil, biz adaylarımızı belirlerken Fikret Bey de burada, teşkilatlarımızın görüşlerini genel merkezimiz çerçevesinde değerlendirirler. Bizdeki aday belirleme sistemini algı bazen farklı şekilde üretiliyor ama bizde mesela ben yerel yönetimler başkan yardımcısıyım. Şehrin daha önceki bölümde benim bölgemdeydi. Ben olduğum için bizim yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak benden alındı, başka bir arkadaşım verildi. Dolayısıyla aday belirleme mümkün olduğunca objektif kriterler göz önüne alınarak yapılan işler ve aday belirlemede biz mesela bazı adaylar noktasında diğer şeylere ilişkin neyi kastettiğinizi de anlıyorum. O zaman da anketlerde o arkadaşların daha önce olduğu belliydi.